Merhaba arkadaşlar. 31 soruyla başlayalım. Dik koordinat düzlemi D1 ve D2 doğru birim çember üzerine T noktasında kesişmektedir demiş. Bakın bu birim çember hemen bir birim yapıştırdım. Alfa'yı vermiş. AB'nin uzunluğunun 2 kökü olduğunu vermiş. Sekant kare alfa artık o sekant kare alfanın değerlerini sormuş. Şöyle bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Hemen alfa ise beta. Alfa, beta bunları yazabiliriz. Ya da şuradan direkt 90'dan 90 geldiğini görüp burada bir öklit uygulayabiliriz. Şimdi burası 1 kadar dersek, buraya da A kadar dersek tamamı 2 kökü olduğu için 2 kökü eksi A dedim. Şimdi A'yı buradan arkadaşlar ne buluyoruz biliyor musunuz? 1 artı kök 2 kadar buluyoruz. İşler dışarı çarpma yaptık. Evet şunu bir göstermem lazım burası. Çünkü A'yı direkt böyle bulamıyoruz. Nerede o yazdığımız kısım? A kare eksi 2 kök 2 artı 1 eşittir 0. Arkadaşlar şimdi biz bunu parçalayamadık ya. Şuraya ben bir 1 daha ekledim. Bir 1 daha ekledim. Yani bir 1 daha çıkardım. 1 1 ne yapmış burası? 2 birim yapar. Eksi 1 yaptım. Şöyle 0 eşittir. Bakın şöyle A A parçalarsam, bunu kök 2 kök 2 parçalarsam, hatta kök eksi kök 2 eksi kök 2 parçalarsam ne olur? Çarpımları buraya verdi, toplamları buraya verdi. Yani A eksi kök 2 nin karesi eksi 1 eşittir 0 ise karşı attım artı 1 olarak gitti. Eşittir 1 oldu. Şimdi karesi olduğuna göre A eksi kök 2 eşittir ya 1'dir, A eksi kök 2 ya da eksi 1'dir. A'yı buradan 1 artı kök 2 ya da A'yı buradan eksi 1 artı kök 2 olarak bulabiliriz. Bu neden böyle çıktı? Hani şu A'yı buraya söylemiştik. Neden iki farklı sonuç çıktı? A burası da olabilir, burası da olabilir. Hangisini seçtiğiniz çok önemli değil. Şimdi A'yı ben 1 artı kök 2 kadar seçtim. Şimdi buradan bir daha Pisagor yaparsak şurayı bulabiliriz değil mi? Burayı bulduktan sonra bize ne soruyor? Sekant kare alfa. Şimdi buraları bir temizleyelim. Yerimiz var mı ya da şu matematiğe geçeceğiz. Yerimizde çok fazla yok. Çok güzel. Şimdi hemen buradan bir Pisagor yapsak 1'in karesi artı A'nın karesine buraya bulacağız. Hadi bulalım. A'yı ne bulmuştuk? A 1 artı kök 2 kadar. 1'in karesi 1 artı 1'incinin karesi artı 1'inci ile 2'incinin çarpımının 2 katı 2 kök 2 artı 2'incinin karesi. Yani 2. 2 1 daha 3, 3 4 daha 1 daha 4 artı 2 kök 2 yaptı. Bunun kare köküymüş. Bu O A uzunluğumuz. Buraya kadar bulmuş olduk. Şimdi şuraları silebilirim. Aşağıda da aynısını yaptığım için, A'yı bulduğum için buraları kullanmış olduk. Şimdi bize arkadaşlar sekant kare alfayı soruyor. Ne demek sekant kare? 1 bölü cos kare alfa. Yani 1 bölü cos kare alfa. Şuraya yazayım arkadaşlar da sol tarafı çok kullanmak da istemiyorum. Cos kare alfayı sormuş. Tamam. 1 bölü 1 bölü cos. Pardon 1 bölü 1 bölü değil. 1 bölü cos kare alfa artı 1 bölü sin kare alfayı sormuş. Gelin burada payda eşitlesek bir. Sin kare alfa artı cos kare alfa bölü cos kare alfa artı sin kare alfa. Ya da bunu hiç payda eşitlememize gerek yok. Kosinüs alfaları ve sinüs alfaları bulduktan sonra yerine yapıştırsak yeterli. Şimdi kosinüs alfayı bulalım. Alfa komşusu 1 bölü. 1 bölü yukarıda vardı. 1 bölü şurası. Bunun karesi bir de. Karesini alacağım. Yani 4 artı 2 kök 2 artı 1 bölü sin kare alfa. Sin kare alfa A dediğimiz yani. Yani 1 artı 1 bölü 1 artı kök 2 bölü 4 artı 2 kök 2. Arkadaşlar bunu ters çevirip payda eşitlediğimiz zaman cevabımız 8 geliyormuş. B seçeneği. Sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere A cos kare eksi A sin kare x eşittir 0 denklemi sağlar. X değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar ikisinde de A olduğu için A parantezini aldım. Şöyle şuraya yazalım. Cos kare x eksi sin kare x neye eşitti? Kosinüs 2 x'e eşitti. Kosinüs 2 x eşit dedim. 0 eşit dedik. O zaman A sıfırdan farklıysa kosinüs 2 x eşittir 0'mış. Şimdi 2 x eşittir. Hangi değer kosinüsü 0 yapar? Şöyle düşünün hemen birim çemberde. Şurada 90'da yani pi bölü 2'de. Pi bölü 2 eşit olacak. 2 x eşittir pi bölü 2 artı 2 k pi. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir pi bölü 4, x eşittir pi bölü 4 artı k pi geldi. Bir de bunu nasıl yapıyorduk? Eksili haline alıyorduk. Eksi pi bölü 4, x eşittir bu birinci denklem olsun, şu ikinci denklem olsun. Eksi pi bölü 4 artı k pi. Şimdi k'ya 1 verdiğimiz zaman bir pi bölü 4 köküm geldi. Artı k'ya bir de buradan 1 verdiğimiz zaman topladım. O da ne yapar? 1 verdim pi'yi. Şurada 4 geldi. 3 pi bölü 4 mü gelir? 3 pi bölü 4 de buradan geldi. Topladığım zaman cevabım pi geliyormuş. Eşitler için kotanjant x çarpı tanjant y ifadesinin değeri ne kadardır diye sormuş. Arkadaşlar biz şu sinüs x artı y'yi nasıl açıyorduk? Sinüs paylaşımcı bir adamdı. Sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y. Hani x'i almıştı bu sefer y'yi alıyor. Kosinüs x neyi biliyoruz biz? Sinüs x çarpı kosinüs y'nin 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şuradan da sinüs y çarpı kosinüs x'i bulabiliriz. 1 bölü 3 eksi 1 bölükten 1 bölü 6 bulduk. Eksi 1 bölü 6 bulduk. Şu elemanda eksi 1 bölü 6'ymış.
Şimdi kotanjant x ne demek? Kosinüs x bölü sinüs x. Tanjant y sinüs y bölü kosinüs y. Kosinüs x çarpı sinüs y nerede? Bakalım. Kosinüs x çarpı sinüs y. Yani eksi 1 bölü 6. Sinüs x çarpı kosinüs y. O da 1 bölü 2 idi. Yaptım işlemi. Ters çevirip çarptım. Cevabım A seçeneğine çıktı. ABC üçgeninde 50 derece verilmiş. Bakın AB kenarı AC kenarı üzeri gelecek şekilde katlandığında 20 derece oluyormuş. Şimdi neresi 50 derece? Burası 50 derece. Bu üçgende tekrar açtığımızı düşünün. Burası açıortay olmayacak mı? İki iç açının toplamı bir tane çarşıysa 50, 20 daha 70. Burası da 70, burası da 70. B, A, C'yi soruyor. 50, 70 daha 120. 180'den 120 çıkardım. 60 çıktı. ABC yamuğunun B köşesi AB kenar üzeri gelecek biçimde katlandığı zaman alıyoruz, bunu katlıyoruz. Şimdi burası A kadar, burası A kadar. Yine 90 derece gelecek. Çünkü aynı doğru üzerinde katladım. Şu açının 30 derece olduğunu söylemiş. Burası da 30 derece. 4 birim vermiş bir de. Neresi 4 birim arkadaşlar? Şuranın 4 birim olduğunu söylemiş. Alan ABCD ne kadardır diye sormuş. A, B üssü. Şimdi hemen şuraları AA dedik. Sonra şuranın da 8 kök 3 olduğunu biliyoruz. Burası da 30-30. Bakın burası 60 derece geldi. Burası 60 derece ise şu uzunluğu bulabiliriz. Yani 2A artı 4. Ya da şuradan da söyleyebiliriz. Burası da 2A kadar. 2A artı 4. Hemen dikini çektik buradan. 60 derece olduğu için 30 derece yaptı bakın. 2A artı 4 olan yer, 8 kök 3 olan yer. Hemen şurada 90'ın karşısı 2A artı 4 ise 60'ın karşısını bulmamız lazım. Ne olur? Bunun yarısı. Yani A artı 4'ün yarısı. 2 artı 4'ün yarısı. 2A artı 2. Kök 3 katı 8 kök 3 çekmiş. Kök 3'leri sadeleştirdim. A'ya 6 bulduk. A 6 ise AB uzunluğu 16 birim kadar geldi. 16 birim ise 4 çıkardım. 12. A'ya 6 bulmuştuk zaten. Evet. Onu bulmuştuk. Ne istiyor bizden? Alan ABCD istiyor. Alan ABCD'yi nasıl bulurum? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulurum. Şimdi şurayı da 4 buldum. Nasıl buldum? Önce burayı 12 yaptım. Burası 12 ise burası 12 yapar. 12 ise burası A artı 2 kadar da 8 kaldı. 8 ise 4. 4 ise burası da 4 geldi. Bakın bu üst tabanda 4 bulmuştu. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabım 64 kök 3 geldi. Karesinin kenarlarının teğet olan bir dairenin merkezi. Bu çok kolay bir soru. Şimdi çevre ABCD'de 16 olduğuna göre bir kenarım 4 birim. Bir kenarım 4 birim ise yarı çapım 2 birim. Pi tüm karenin alanında 4 kere 4 16'dan pi çarpı r kare çıkaracağım. Yani 4 pi çıkaracağım. Cevabım B seçeneği. Antik düzlemde ACO açıortay olduğunu söylemiş. Bir doğru denklem vermiş. O zaman x'e 0 verdiğimiz zaman y'nin 6. Y'ye 0 verdiğimiz zaman y'ye 0 verdiğimiz zaman x'in 3 olduğunu bulabiliriz. X şurası 3 birimmiş. Yani eksi 3 ama çok önemli değil. D2 doğrusunun denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bu D2 doğrusunun denklemi bulmamız lazım. Bakın bu bir açıortaysa burası 6 burası 3 kadarsa 1'e 2 oranı olmayacak mı? A'ya 2A. Hadi gelin burada bir hipotenüs yapalım. Pisagor yapalım. Hipotenüsünü bulalım yani. 6'nın karesi artı A artı 3'ün karesi eşittir 2A'nın karesi. Buradan hemen hissetsek 6, 8, 13 gün olma ihtimali var. A'ya 5 versek bakın A'yı 5 bulduk. Burası da 10 kadar geldi. Şimdi D2 doğrusunun denklemini soruyor. X bölü X'i kesen nokta artı Y bölü Y'yi kesen nokta eşittir 1 yaptım. Cevabım E çıktı. Dik koordinat düzleminde X artı Y eksi 4 doğrusu üzerindeki A noktasının apsisi 2 birim arttırılıp ordinatı 2 birim azaltılarak. Şimdi A noktasının şöyle seçtim arkadaşlar. A'ya 4 eksi A kadar seçtim. Neden? Y'yi yalnız bıraktığım zaman 4 eksi A yapar. Ne diyor? Apsis 2 birim arttırdı. Ordinatı 2 birim azaltıldığı zaman ikinci bir nokta elde ediyor. A üst noktası elde edilmiş. İkinci noktada orijin etrafına saat yönünde 90 derece dönürse ne yapıyorduk? Yer değiştiriyorduk. Eksi ile çarpıyorduk ikinciyi. Şurası 4'ten 2 çıkardım. 2 eksi A geldi. A artı 2. Eksi ile çarptım. İkinci bulduğum nokta bu oldu. 90 derece döndürülüm işlemi uygulanıp 3. bir nokta elde edilmiştir. Elde edilen 3. noktada x artı y eksi 4 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğunu göre bu doğru üzerinde ise x gördüğüm yere 2 eksi a, y gördüğüm yere eksi a eksi 2 yazdım. A'yı buradan eksi 2 bulduk. A eksi 2 ise b'yi de 6 bulduk. A ile b'nin çarpımı soruyor. Çarptığımız zaman cevabımız A seçeneği. Dik koordinat düzleminde merkezi 1. bölgede x eşittir 2'ye doğrusu üzerinde olan 5 birim yarıçaplı çemberin x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 8 birimdir. Arkadaşlar önce şuna bir bakalım. X eksenini kestiği noktalar şurası x ekseni gibi düşünün. 4 4 parçalamayacak mı kirişler? O zaman burası 3 birim kadar yapacak. Tamam bakın şurası 3 birim kadar. Yani merkeze olan uzaklığım 3 birim kadar. Şimdi buna göre bu çemberin merkezinin koordinatlar toplamı kaçtır diye sormuş. Merkezin koordinatlar toplamını soruyor. Hadi neyi bulduk biz? 3 bulmuştuk. Hangi doğru üzerindeydi bir de? X eşittir 2'ye. X şurada y'yi 3 bulduysak 3 yerine yazdım. X'i de 6 bulduk. Çok basit bir şekilde. Bunların toplamını soruyor. Cevabımız C seçeneği. Bunu tekrar söyleyeceğim arkadaşlar.
Bakın şuradan y'nin 3 olduğunu görmüş olduk. Y 3 ise bu doğru üzerindeydi. Bu doğru da götürüp yerine yazdım. 3'müş. X eşittir 6 çıktı. Bakın şurada. X eşittir 3. 2 kere 3. 6. X eşittir 6 ise topladım. 6 3 daha 9 geldi. Dikdörtgen biçiminde bir kağıdı AB ve DC kenarlarını birleştirerek V1 hacimli bir silindir elde ediyormuş. Hadi bir silindir elde edelim. Bakın şurası 4 pi kadar yapacak. 4 tane pi eşittir 2 pi r kadarsa pi'ler sadeleşti, 2'ler sadeleşti. R'yi 2 bulduk. Bunun hacmini istiyor bizden arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik. Pi çarpı r kare. Yine 4 pi çarpı 6 pi yaptı. Yüksekliğim 6 pi olduğu için. Sonra tekrar birleştirdi. Şu uçları birleştiriyor. Yine 6 pi eşittir 2 pi r yaptım. Bu sefer bunun yarıçapını bulmaya çalışıyorum. 2'ler sadeleşti, pi'ler sadeleşti. Yarıçapı bu sefer 3 birim buldu. Yarıçapım 3 birim ise taban alanı çarpı yükseklik. Pi çarpı r kare 9 pi çarpı yükseklik 4 pi'den sadeleştirdim. Cevabım 2 bölü 3 gelmiş. Kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.